Ben tabii özellikle öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Ben burada bayanlar sayısı olarak daha ağır basıyor. Ve bunlar tabii bir kısmı anne, bir kısmı geleceğin anneleri. Değerli kardeşlerim, ben anneme çok düşkündüm. Allah rahmet etsin. Fırsat buldukça, anneme kavuştukça ayaklarının altını öpmeye çalışıyordum. Annem ayağını çekerdi. Anne niye çekiyorsun? Kendi diliyle de konuşurdu. Ana niye çekiyorsun? Güzel değil mi? Peygamberimiz cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor anne. Bırak ben ayağının altında cennetin kokusunu alayım. Ağlamaya başladı. Tabii şimdi nesli bu noktaya taşımak çok çok önemli. Bunu yakalamamız lazım. Bakın babalar demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Anne çok önemli. Demin kardeşimin söylediği konu var ya, hani bizim de aile kurumunu önemsememiz işte buradan geliyor. Ana, ona hiçbir şey bağ biçilmez. Babaların ayakları altındadır demiyor. Peygamberimizin hadisi bu. Annelerin ayakları altındadır. O bakımdan sizler çok önemlisiniz. Anneniz size bu nasihatle güzel bir yol göstermiş. Bizim de selamımızı, saygımızı inşallah kendilerine lütfen iletin. Ha, dış güçler. Şimdi yani dış güçleri bir kenara atmak mümkün değil. Eğer siz dik durursanız, sağlam durursanız, güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin de size bakışı tabii ki farklı olacaktır. Ha, Türkiye pek de öyle kolay kolay eti yenen bir ülke değilmiş derler. O hale getirmek lazım. Benim kardeşim, ben bunlara katılmam mümkün değil. Yani hukukun siyasallaştığını söyleyenler, sizin için söylüyorum, hukukta müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Bunu söyleyenler acaba iddialarını ispatlayabiliyorlar mı? Hayır, ispatlayamıyorlar. Sadece söz ola beri gele. Bu. Hele hele bu Bay Bay Kemal olunca aman yarabbim. Akşam yalan sabah yalan. Akşam yalan sabah yalan. Ya ispatla. Söyle. Şu de. Ama o ne diyor? Ha, Selo'yu nasıl kurtarırız onu anlatıyor. Şimdi onun söylediği hak, hukuk, adalet mi? Değil. 51 tane Kürt kardeşimizin, evladımızın ölümüne neden olacak? Hiçbir bedel ödemeden de elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşacak. Bize şu anda herkesin teşekkür etmesi lazım. Çünkü bedel, Yasin Börü'yü öldürecekler ve ondan sonra elini kolunu sallaya sallaya dolaşacaklar. Biz buna evet diyemeyiz. Yasin Börü'nün anası hüngür hüngür ağlıyor. Diyarbakır anneleri hüngür hüngür ağlıyor. Diyarbakır annelerinin bu ağlayışı karşısında Kılıçdaroğlu bir kere gidip de ziyaret etti mi? Etmedi. Hani hak, hani hukuk, hani adalet? Bunlarda çok hassas olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir defa Hüdapar'ın geçmişte bu terör örgütüyle anılması olayı tamamen HDP'nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanıyor. Hüdapar'ın bir defa bu geçmişteki terör örgütüyle ilgisi, alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı. Biz Hüdapar'ı özellikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında
beraber bu yolda yürüyelim istedik ve onların hem yerli hem milli, bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. Ne yaptılar? Dediler ki böyle böyle işte filanca terör örgütüyle, onlar bunu zaten reddediyorlar. Bizim bunlarla alakamız yok diyorlar. Bizim bununla alakamız yok dediklerine göre zorla HDP şu anda Hüdapar'ı böyle vasıflandırıyor diye mi biz bunları kabulleneceğiz? Ama Hüdapar'ın böyle bir durumu söz konusu değil ve kesinlikle bir siyasallaşmanın gayreti içerisinde olan bir siyasi partidir. Ve şu anda da zaten bu seçimlere biliyorsunuz tamamıyla onlar kendi logolarıyla girmek suretiyle bir adım atmışlardır. O da parlamentoya bir girme imkanını yakalamak ve parlamentoda da artık düşüncelerini, sesini daha ideal bir şekilde çıkarmaktır. Hüdapar'ın durumu bu. Bu söylemleri, onlara yapılan yakıştırmaları şahsen bizim kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye özellikle bu koalisyonların çok yoğun olduğu dönemlerden aşırı derecede çekti. Bedel ödedi. Türkiye'de 6 ayda bir hükümetlerin kurulduğu dönemler yaşadık. Bir sene içerisinde zaman zaman öyle oldu ki iki koalisyon kuruldu. Ve bu koalisyonların tabii Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Biz dedik ki bu şekilde bu yürümez. Kaldı ki tek başımıza iktidar olduğumuz halde biz buna rağmen ne yapıp yapıp başkanlık sistemine geçelim dedik. Ve başkanlık sistemine geçerken de dünyada tabii bunun birçok örneklerini inceledik, araştırdık. Amerika'yı inceleyelim dedik. Rusya'yı inceleyelim dedik. Fransa gerçi yarı başkanlık sistemi, orayı inceleyelim dedik. Bütün bunları incelemek suretiyle bir adım attık. Ve şu 21 yıl içerisinde bunun çok ama çok faydasını gördük. Niye? Zira size çok seri karar alma imkanı veriyor. Ve çok seri adımlar atma imkanı veriyor. Yani öyle kalkıp da 6 ayda, 1 senede, 1,5 senede bir koalisyona gitme, bunlara gerek yok. Bu kadar seri adım atma imkanı verdiği içindir ki biz şu 21 yıl içerisinde hükümet kurma sorunu yaşamadık.